Merhabalar Poketto Gaming'e hoş geldiniz. Nintendo Nip 3DS'te Pokemon Ultra Sun Ultra Moon serimizin yeni bir bölümüyle beraberiz. Evet arkadaşlar, yeni bölümümüzle beraberiz. Önceki bölümde Sophocles'in imtihanından, sınavından geçtik. Hem Stadium Z hem Electrium Z sahip olduk. Şimdi kaldığımız yerden maceramıza devam edeceğiz. Mount Hakulani. Şöyle, aslında çok ihtiyacımız yok ama yolculuğa çıkmadan önce ufak bir hazırlık yapmış olalım. Pokemon'larımız tazelensin. Oldukça renkli, hoş da bir takımımız oldu bu arada. Şimdi hazır taze taze Z kristalimizi almışken. Electrium Z. Raichu'ya verelim. Tamam, güzel. Şu an bütün Pokemon'larımızın hepsinde bir Z kristali var arkadaşlar. Şu Pokemon'larımızın yerini de ayarlamış olalım. Şöyle. Güzel. Hatta şu an Slazle Primarina'dan sonra en iyi arkadaşımız diyebiliriz. Savaş anlamında. Tamam, güzel. Şöyle bir etrafa bakınalım. Bu etrafa bakınmadım. Buralarda... Aa, Samsung değil misin sen? Minior muhabbeti. Moonball. Ay taşıyla evrim geçiren arkadaşlarda özellikle yakalama ihtimalimiz arttı. Şurada bir Pokétopu var ama bunu almaya nasıl gidiyoruz? Bakalım. Şuradan geçemiyoruz. Şuradan da geçemiyoruz. Otobüse binerek aşağı inebiliriz. Yani otobüsle geldiğimiz gibi otobüsle dönebiliyoruz. Ama şuradan geçiş yok. Bir dakika. Bir ihtimal şu var mı? Bu da yok. Allah Allah, Pokitopu için nereden geçiyordum ben? Yani şu an şu oldu mu? Neyse. Oradan geçilebileceği tabii hiç aklıma gelmedi. Dönüşümüzü taban var yapacağız. Şimdi şu arkadaşla mücadele ediliyordu. Ben experience almak için kendisiyle mücadele ettim. Bu arkadaşla mücadele edilmiyor ama şu kısımda Ditto Minior'un 4 rengi ve Beldum, ayrıca şu Elgium gibi bir uzaylı arkadaşı var. Bunların hepsi arkadaşlar buradan çıkıyor. Tabii ki Rotomdex. Şuradan inmeye devam ettiğimiz zaman şu Hiker'la mücadele edilebiliyordu, ettik. Şuradaki golfçi abimiz duruyor ama onda mücadele ettik. Şu çimlere girdiğimiz zaman kendisiyle mücadele etmiş olduk. Bu çimlerde de diğerlerinden farklı olaraktan sadece Firov'la karşılaştım arkadaşlar. Yani doğrudan Firov şeklinde yakalayabiliyoruz ki bunu aslında aşağıda ağaçların üzerinden bizi atlayan Firov'lar vardı hatırlarsınız. Oradan da yakalayabiliyoruz. Roto Catches, bunlar yakalama şansımızı arttıran item'lar. Şimdi şöyle, şu Collector arkadaşla mücadele ettik. Bu çimlerden başka benim elimde olmayan bir şey çıkıyor mu emin değilim.
Clef var. Bebek Pokemon. Clef'imiz yok mu bizim? Şimdi şöyle bir taktik deneyebilirim ben. İlk tur hiç hamle yapmadık. Quick Ball. Şöyle bir kritik capture falan yapsa çok tatlı olmaz mı? Totem yapıyorum. Ben ekrana bakmıyorum şu an. Yakaladım. Benim totemim bu arkadaş. Ekrana bakmamak. Güzel. Clefa'yı da yakaladık. Yani bunun çıkma ihtimali yüksek mi düşük mü ondan emin değilim. Dolayısıyla hani o konuda net bir bilgi veremeyeceğim ama. Direkt tek de yakalamış olmamız güzel oldu. Max Potion. Şöyle bir turlayayım. İkinci counter'ımız da gelecek. Tamam, Ender bir arkadaşımız değil. Buradan yani bu sonuca varabiliyoruz. Şimdi Run. Burada farklı bir şey var mı? Ditto. Ditto'yu breed yapmak için yakaladım arkadaşlar. Breed yani benim önceki serilerimi izlemiş olan arkadaşlarım varsa orada zaten detaylı breed rehberi paylaşıyorum ama Pokemon yumurtası elde etmek için kullandığımız tekniklerden biri diyebilirim. Şuradan girdik, oradan çıktık. Tamam. Buradan sonrasında otobüssüz devam edemiyoruz galiba. Değil mi? Güzel. Rooton. Beriler kendilerini tazelemişler. Ve altından bir adet de Pokemon geliyor. Crabrawler. Tek atalım. Berilerimizi alalım. Grepa beri. Pomek beri. Qualot. Şöyle açıktan alalım da kuş saldırısına maruz kalmayalım. Evet. Şimdi gitmemiz gereken yer, bu profesörle ilk geldiğim zaman buluştuğumuz bahçe vardı ya, Melin bahçesi miydi? Öyle bir şey olması lazım. Derken kas kafalılarla karşılaştım. Bunu ben demiyorum bu arada. Bunların ablası vardı ya bir tane. Neydi? Plumi miydi? Yo yo hold up yo Mr. Cookie. Profesör tek başına bunları şey yapıyor. Battle Royale. He? Güzel tikir kukuyu. You can beat down 3 Pokemon at once. Ha? Hani tek seferde 3 Pokemon'u birden yenebileceğini düşünüyorsun ha dedi. Ve burada bir karakter geliyor. Biraz burada
ufak olmuş. Normalde animede bu arkadaş daha uzun boylu. Guzma. Bu Tim Skull'ın başındaki arkadaşımız bu. Kuku ile de çocukluk arkadaşı. Birlikte aslında eğitim görmeye başlıyorlar. Ama Kuki çok parlak bir öğrenci olarak hani ilerlerken, öğrenciden kastım da yani doğrudan bir okuldan falan bahsetmiyorum aslında. Burada hani ada mücadelelerine hazırlanan bir çömezken, Guzma bir şeyleri sorguluyor, ediyor ve sevmiyor, bırakıyor. Evet, büyük kötü Guzma burada. Bu Pokemon Ligi'ne de karşı. That's right. Yani en iyi antrenörü, en iyi hamleyi, en iyi yetenekleri, hani hem araştırmak, öğrenmek, insanlara öğretmek, insanların bu konuda ufkunu geliştirmek için aslında Kukui çalıştığını ve Pokemon Ligi'nin de bu anlamda bu çalışmalara ışık tutacağından bahsediyor. Hani Guzma tabii buna karşılık veriyor. This here Marpuch, bu Marpuch Alola'ya yeni taşındı. Keşfediyor, yeni deneyimler kazanıyor, maceralar yaşıyor ve bunun her dakikasından keyif alıyor. Marfuch and his Primarina can unleash some real powerful move. O ve Primarina birlikte uçuk güçte birkaç hamle gösterebilir. Guzma neden denemiyorsun gibi bir şey oldu. Z-Powering ha kit. Ada mücadelelerinden bahsetti. Beni daha güçlü yapıyor kendini. Seni dedi yok edeceğim. Hodri meydan. Guzma da bu arada animeden sevdiğim karakterler var. Oyunda biraz zayıf kalmış. Ama animede bayağı sert bir arkadaş. Goli Support. Bu arkadaşın asıl mevzu. Yalnız bakın, Goli Spot'un arkasındaki duruşa dikkat çekmişsin. Adam semt oturuşuyla duruyor. Ve semt oturuşuyla da ufak değil, adam büyük. Şimdi bu arkadaş böcek. Biz bir psychic atalım ona. First impression. Bu onun signature hamlelerinden ilk. Birkaç tane signature hamlesi var. Ve bu adamın özelliği, yani bu Pokemon'un özelliği, canı belli bir seviyenin altına indiği zaman emergency exit diye, yani acil çıkış, acil durum çıkışı diye bir özelliği var. Direkt Pokemon'a geri dönüyor, başkası geliyor. Masquerine. Gönder gelsin. Bizim fiziksel hasarımızı düşürdüğü için bizi etkilemeyecek. Sana da bir psychic yapalım. Wow wow wow. Primarina hız olarak tabi biraz yavaş. Hız olarak biraz yavaş ama tabi bu starterlar arasındaki en bulky olanı da bu yani. En tank. ...42 olduk. Lurantis 35, Lycanroc 37. Lycanroc Scary Face öğrenmek istiyor. No. Patron Guzma GG. Hava.
And you are Guzma. Giderken ona da laf çarptı. Kahuna'nın torunu olduğu için uyuz tabii. Şimdi. Evet, Primarinium Z. Arkadaşlar, şimdi bazı Z kristalleri doğrudan hani elemental. Gördüğünüz gibi işte Waterium Z, işte Fireium Z, Steelium Z. Direkt elementlerin yani Pokemon türlerinin bir de doğrudan Pokemonlar için olanı var. Bizde şu an iki tanesi var. Bir tanesi Lycan Rakinium Z ki onu kullanmak için Lycan Rakinium'un Stone Edge sağlısını öğrenmesi lazım. Ve ikinci olarak burada öğrendiğimiz, aldığımız daha doğrusu, profesörüne maskesi verdik çaktırmadan, Primarinium Z benim çok sevdiğim bir hamle. Yani bu 3 starter arkadaşımızdan Incineroar'la Primarina'nın zaten Z move'u, yani şahıslarına özel olan Z move zaten çok başarılı. Ama benim için yani Primarina'nınkinin yeri çok ayrı. İlk fırsatta sizlerle onu da paylaşmış olurum. Şimdi bizim artık Route 11'e gitmemiz gerekiyor. Bak Center şurada. Route 11 aşağıdan gidiliyor. Şimdi şöyle unutmayayım çünkü unuturum biliyorum. Steelium Z, Primarinium Z. Lütfen ve Z kristalimizi verdik. Okyanus Operası diye bir hamle ama gerçekten çok iyi. Gerçekten çok iyi. Şimdi biz ne yapacağız? Şu rotanın başına doğru bir gidelim. Route 11. Daha fazla para kazanalım bile. Loto'dan elde edilen bu ekstra para kazanmak için olan özelliği açtı. Şimdi şurada birkaç tane mücadelemiz var. Burada zaten rota çok uzun değil onu söyleyeyim. Bu route'un sonuna gitmek çok uzun sürmüyor. Birkaç tane mücadele var. Ve çimlerden işte yakalayabileceğiniz Pokemon'lar var. Tabii bu çimlerden yakalayabileceğimiz Pokemon'ları özellikle ben orada farmlamıyorsam çok onlarla vakit harcamıyorum. Çünkü zaten hikayeyi tamamladıktan sonra belli şartları sağlayınca girebildiğimiz yerler vardı yani. Tenkarat Hill gibi mesela. Şimdi şöyle yapacağım. Hyper Voice. Flame Burst to Lilagente. Hasar gücü yüksek olan biraz daha olduğu için. Zaten bu muhtemelen tek atıcı. Tahminimce. Evet. Hyper Voice da non very efektif olmadığı için aslında seçtim bu. Yani dalgayla gitmesi falan hoş yapmıştı. Mega Drain çeker biraz. Tür avantajından dolayı. Şimdi burada zaten şu arkadaş bitirir. Koton Spor bizim hızımızı mı düşürüyordu bu? KO.
Tuken. Gyrowar. Güzel hamlelerden biri. Çelik türüydü diye hatırlıyorum. Collector bir arkadaşımız var. Sobayla oynayan yine bir press cooler'ımız var. Ne gönderiyorsun bakalım? Deden. Pikachu yancısı tasarımlardan biri de. Şimdi şöyle bir psychic yapalım. Saklanmış bir poketopu. Tiny Mushroom. Bir collector arkadaşımız var. Önümüzde, karşımıza çıkacak. Ona zaten şu topladığımız mushroomların hepsini veririz. Beware. Şimdi bu doğrudan dövüştürü bir arkadaşımız. Yani direkt buna Psychic süper efektif. Ama bence bu dişimize göre bir rakip. Primarinium Z'yi deneyelim mi? Oceanic Operata. Çok iyi ya. Maestro. Gerçekten çok iyi. Bibo bir de Incineroar'ın Z hamlesi gerçekten iyi, kabul etmem lazım. Her ne kadar Incineroar'ı çok fazla sevmesem de Z hamlesinin yani eleştirilebilecek bir yanı yok. Payback. Bu arada biz burada adamı usta Beaver'ı öğrenci zannediyoruz. Tam tersiymiş. Beaver usta adam öğrenciymiş. Yani amcacım biraz öğrenmenin yaşı yoktur da. Black Belt. Hariyama. Slazel Kirk. Bir poki topu gördüm. Quick Ball. Quick Ball candır ya, severiz Quick Ball'ı. Bir Mushroom daha. Ve burada rotanın sonuna geliyoruz. Z kristalimize bakıyor. Elektrium Z var. Devam edebilirse o zaman hayalet türü mücadeleye doğru gidiyoruz. Sanırım yanlış anlamadıysam. Route 12 ama bu bölümlük bu kadar diyeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden ada maceralarımıza devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.